Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman ve bugün bana Hülya eşlik ediyor ve ilk defa aramızdasın Hülya'cığım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Hülya'nın tanıklığını dinleyeceğiz. Hülya'mız Urfalı, pek çok kardeşten bir tanesi. Ve umuyorum ki senin tanıklığın ve senin oralarda yaşadıkların dinleyicilerimize izleyicilerimize yardım edecek ama bildiğiniz gibi her zaman biz eliyle başlıyoruz evet. şöyle bir eişi göstermek istiyorum Aslında bu zor gibi görünebilir ama değil aslı aslı böyle tek tek yapılıp sonra böyle birleştiriliyor bunu ben e, kızıma yaptım. E, bu benim. E, bunu başka renklerle yaptım. Bunu bu daha küçük, bu biraz daha büyük. Bu bileziği gene böyle tek tek yapıp e, birleştiriyorsunuz. Şuradan bir birleştirme var. E, aslında bir bütün gibi görünüyor. Ben hı hı. ilk defa gördüğümde zannettim ki bu bir bütün yapılmış ama değil. Çok dikkatli bakarsak görebiliriz ama. Birleştirmeyi de, de dikkat edersek e, gerçekten çok güzel Bakayım. birbirini yüzüğü de, e, yüzüğü de var evet bir küpesi eksik küpesini yapmaya fırsatım olmadı bu da yüzüğü yüzüğü iki taneyi alt ve üst yaparak birleştiriyoruz şimdi ben göstermek istiyorum bunu ee, birazcık e, büyük boncuklar seçtim ki e, rahatça görebilelim diye. Önce üç tane boncuğu alıyorum, ortasına koyu renk koyacağım ve o üç boncuğu bir halka yapıyorum. Tekrar e, başladığım yere geri dönüp şu şekilde bunu sıkıyorum ve halka yapıp. Birkaç defa dolanıyorum aynı şeyden şu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi sadece bir üçlü oldu. her şeylere takılıyor ip şimdi şöyle yapacağım hemen iki tane yeşile geçiyorum iki tane yeşil alıyorum yani yeşil sıraya geçiyorum ve şuradan batıyorum tekrar iki yeşil aldım bu iki tane almamın nedeni şuradaki görünmüyor ama ortalar olacak. Şimdi biraz yaptığım zaman daha iyi anlayacağız. Tekrar iki tane aldım. Şuradan. Şimdi bunun bir tek özelliği öteki sıraya geçmek için şu griden batıyorum. Sonra yeşilden çıkıyorum. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi biraz sıkarsak daha iyi görürüz. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Bu ikinci sıra oldu. Şimdi iki tane yeşil pardon yeşilden yapmıyorum. Gri'den yapıyorum. İki tane gri aldım çünkü her sıra farklı olacak. Bir tane griden alıyorum. Üçgen olabilmesi için buralara ikişer tane koymam lazım. Şimdi tığla yapan tığla böyle üçgenler yapanlar bilirler. Daima şurada bir artırma olur. Onun için şimdi iki tane aldım. Tekrar bir tane aldım. aralara bir tane koyuyorum tekrar iki tane aldım renkler de ne güzel oldu değil mi evet. bir tane aldım şimdi öteki sıraya geçerken gene dediğim gibi önemli yeşile batıyorum çünkü yeşil asıl sıram öteki gri üstteki sıra şu şekilde oldu. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum, iki tane yeşil alıyorum. Bu misine kullandım ve e, boncuk iğnesi. Şimdi sıramız genişlediği için tekrar griden bir tane yeşil. Mavi gibi gözüküyor ve e, tekrar tek yeşil ve bir, bir üstüne geçiyorum yani köşeyi artırma yerine geçiyorum çünkü şu mesafemiz arttıkça şu araya koyduğumuz tek boncukların e, sayısı da artıyor. Tekrar yeşil koyuyorum. Tek yeşil, tek yeşil. Sonra bunu istediğimiz büyüklükte yapabiliriz, istediğimiz küçüklükte. Yani şu kadar yaparsak küpe olur. Büyütürsek bileklik. bileklik için birkaç sıra daha ilave etmek lazım. Tekrar iki tane koyuyorum. Yeşilden. Şimdi tek yeşil. iki tane. Gene bir üst sıraya geçme zamanım geldi. Bu iki renk olduğu için bir üst sıraya geçeceğimizi çok rahat görebiliyoruz griden ve yeşilden yukarıya çıkıyorum bir üst sıraya tekrar griye geçiyorum iki tane aldım şimdi aramızdaki şu aradaki mesafe arttı iki yerine tek ile başlamıştım iki oldu Şimdi 3 tane koyuyorum çünkü mesafe genişledi. Gördüğünüz gibi şöyle oluşmaya başladı bir üçgen. Eğer bunu kare olarak yapmak istiyorsak 4 ee, boncuk başlayıp ortasını o zaman e, 4 tane köşe oluşacak yine aynı teknik ama e, 4 boncuk yapacağız ki 4 tane köşe olsun şu şekilde Diyelim ki en üst yapacağımız büyüklüğe geldik. En yani daha fazla büyük yapmayacağımızı düşünürsek, o zaman şuralara şuralara üçer tane koyuyoruz ki şurada gör, görülüyor çok küçük boncuklar. Üç tane koyup köşe yapıyoruz. Güzel oluyor. Yani. Sanıyorum onu gösterebileceğim. Bu bu boy boncukla da e, güzel oluyor. Hani bunlar belki çok küçük görmüyorum filan diye düşünen izleyiciler olursa bu boy boncukla e, da yapılabiliyor ve de güzel olur. Zaten bu boncuklar çok ucuz. Şimdi ben yeşile geçeceğim. Şimdi yeşilimizi son sıra olarak düşünüyorum. Bakın 3 tane aldım. Şöyle bir köşe oluştu. <laughs> Tabii ki gene şeyim arttığı için e, sayısı şu aralara koyduğum sayı daha fazla oldu. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. E, ben bunları şu iplerle yaptım. Bunlar e, naylon makara. Veyahut da sentetik ip mi diyeyim artık ıı, Esnek iplik hı hı. Ama çok sağlam Boncuk işinde kullanılan ipten Makara ipi değil Şu makara ipi mesela gelmiş arasında Bunlar onun için e, Bunlarla yaptım e, Çünkü misina biraz esniyor iplik esnemiyor hı hı. Bakın şunu Misina ile yapmıştım Nasıl böyle biraz köşeler döndü Dönmüştüm. ama iplikle yaptığım zaman çok muntazam oluyor ee, aşağı yukarı bu iplerin her rengi var kahverengisi var ee, beyazı krem rengi <laughs> krem rengini kullanmak hemen hemen her renkle gidiyor yine 3 tane aldım. Köşe oluşsun diye. Gördüğünüz gibi köşe oluştu. Şöyle bu şekilde bitirip ondan sonra ipimizi etrafında dolanarak e, düğümleyerek e, sağlamlayabiliriz. Bunu istediğimiz büyüklükte yapabiliriz, daha büyük de yapılabilir ama hani bilmiyorum daha büyüğü ne kadar nasıl kullanılır, ne kadar e, kullanışlı olur. Belki tek bir tane yapıp tek bir üçgen kolye olarak düşünülebilir. O artık e, bize kalmış bir şey. E, bu şekilde bunu tamamlamış oluyoruz. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman, Hülya kızımız bize bugün tanıklığını paylaşmak üzere katılıyor. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Orfal olduğunu biliyorum. Evet. Ama izleyicilerimize paylaşmamız lazım. Senin nasıl bir geçmişten nasıl nerede büyüdün, kaç kardeşsiniz? E Rabbi nasıl buldun? Nasıl tanıdın? Bunları umarım izleyicilerimiz de merakla bekliyorlardır. Senden duymak istiyoruz. Evet. Ben şimdi adım Vilya. Urfalıyım. Bütün ailemle beraber biz uh, Urfa'ya taşındık. Tabii benim babam önce geçmişte yurt dışında olduğu için Hı -hı. sonradan uh, Urfa'ya geldiler. Ondan sonra 7 kardeşiz, 7 kız kardeş Hı -hı. ve bir tane erkek kardeşim var benden küçük. Kızlar çok. sayılıyor mu? <laughs> evet, bizim ailede sayılıyor çünkü um, benim babamın gözünde kız olsun erkek olsun fark etmiyor. Yani giney doğulu olmasına rağmen babam işte yani hiç şey yapmıyor, demiyor ki bu kız buna değer vermeyelim diye. Hı -hı. Onun gözünde biz onun için bir değer değeriz. Hepimiz. Hepiniz eşitsiniz. Hepimiz kız eşit. da olsa erkek de olsa eşit. Bu çok güzel bir şey. Evet. Çünkü Genelde o taraftaki e, yani o taraf demeyeyim de bazı toplumlarda maalesef e, Güneydoğu'da çok duyuyoruz bunu. Hı hı. Kızların e, sayılmadığı ve kızların evet. hiçe e, hiçmiş gibi yani kıza, kıza birer ki bir mal gözüyle bakıldığı yani satılabilir, para kazanılabilir üzerinden Tabii. şeklinde düşünülen bir izlenim var. Evet. Evet. Um, tanıklığıma gelince, um, ben küçükken işte Müslüman tabii Müslüman bir ailede büyüdüm. Yedi yaşından e, şey namaz kılmaya başladım. Hmm. O zamanla. O zamanlar tabii içimde bir boşluk olduğunu hissetmiştim zaten. Hmm. O yüzden böyle kalbimde böyle derdim ki der. O zaman Allah diye derdim derdim ki Müslümanım. Seni iyi tanıyorum. Ondan sonra işte neden böyle sürekli içimde sanki bir boşluk varmış gibi. Hı hı. Yani içimdeki ışığı fark ediyordum ama onun ne olduğunu bilmiyordum. Ne ışığı olduğunu bilmiyordum. Onun ne evet. ol ışığı olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra benim babam zaten iman etti. Hı hı. Yani herhalde babana da bir başkaları vesile oldu evet. e, İsa'yı e, bulmasına ve İsa Mesih'i Rabb'i ve Kurtarıcısı olarak kabul etmesine. Evet. Başkaları vesile olmuştur mutlaka. Evet, tabii o benden aslında ben doğmadan ben doğdu aslında ben doğduktan sonra o iman etti. Hı -hı. Ama o zamanlar tabii Urfa'da topluluk olmadığı için evet. bunu nasıl e, dile getireceğini yani nasıl yapacağını, o, evet. ne yapacağını bilemiyordu. Ondan sonra benim ailem zaten ablam iman etti Hı -hı. ve ben o zaman Hristiyanlığa çok karşıydım. Diyordum ki bu kesinlikle olmaz. Birincisi ben Allah'ı çok seviyorum. Daima Müslüman kalacağım hı hı. ve ona ona daima yani on bir açlık vardı bende aslında ama onun e, ne olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Mesela diyordum ki biliyorum Allah yukarıda beni yaratanı tanıyorum diye. Ondan sonra bir um, her zaman dua ediyordum Rab neredesin? Neden bu içinde boşluk var? Neredesin? Niye hala doymuyor boşluk? Evet, o... Yani namaz kılma veyahut işte ne bileyim duaları öğrendin. Namaz kıldığına göre o duaları öğrenmiş olman gerekir. Evet. Ama hala bir boşluk var ve onu dolduracak e, yeterli inanç yok. Tabii. Evet. Yoktu zaten. O zamanlar daha küçüktüm yani 11, 11 yaşındaydım. Yani düşünün küçücük bir kız ve şey gerçeğin peşinde, gerçeği arıyor. Evet. Yani bu aklıma geldiği zaman demek ki o kadar açmışım ki gerçeği Tanrı'dan istiyorum o şekilde. Evet. Ondan sonra işte sürekli her akşam yatmadan önce dua ediyorum. Bana açıkla, gerçeğini bildir. Babam zaten Hristiyanmış. ben Bizim ailenin yarısı zaten Müslüman. Nereye gidi, gideceğimi bilmiyorum. Doğru yolu bana sen göster diye dua ettim. Ablam da... Fatma abla. Evet en büyük ablam. O en iman büyük ablam, etti. O baban sayesinde iman etti. Babam sayesinde <laughs> iman etti. Zaten o da bir programa bakarak iman etti. Ondan sonra benim imanlı olmamı istedi. Ben karşı çıktım işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani dua her akşam dua ediyordum ve Tanrı'nın bana gerçek benim için hayatındaki planını öğrenmek istedim. Gerçek yol kimdir, nedir diye. Gerçek göstersin gerçek diye. Gerçek göstersin <laughs> diye uyudum oydumunda da zaten e, rüyamda İsa'yı gördüm. Hmm. Tabii hani demedi ki ben ha ben İsa'yım diye. O zaman zaten e, böyle yol yol gibi düşünelim. yolun tam karşısında ben de burada oluyorum. İşte yolu işte kendisi çok yani hayal edemeyeceğim kadar çok uzun ve çok güçlüydü. Yüzü çok parlaktı. O yüzünü göremedim ama onun İsa olduğunu hemen anladım biliyorum dedim. Bana dedi ki gel ardından gel beni takip et sen bana ailesin deyince. Hamdolsun. <laughs> evet ben bir anlattım ki hayır yani ne oluyor? Ben istemiyorum ben Allah'tan başka bir yere gidemem. Çünkü Müslümanım ben yani ondan ayrılamam. Çünkü doğru olmaz. O dedi ki hayır seni ben seçtim. Sen benim kızımsın. Yani bana bir baba gibi kendini gösterdi İsa. Hamdolsun. <laughs> ondan yani kabul yani bana üç, üç kere sorduktan sonra dedi ki gel beni takip et ardımdan. Ancak bu, bu yollarla yani bu temiz yollardan gelebilirsin bana. Hı hı. Ondan sonra İsa'yı sonra uyandıktan sonra rüyamda İsa'yı tamam dedim Rab ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Ama bunu aileme söyleyemiyordum. Yani yani küçücük bir kızın Aa, ben rüya gördüm. Yani ailem Hani babam Hristiyan olsa bile, ne iman etmiş olsa bile de bunu şey yapamıyorlar. İnanmazlar diye, İnanmazlar diye küçük, düşünüyordum. İnanmazlar diye düşünüyordum. yani hep zaten böyle evet. bir soru şeysi var, düşünceleri var. Evet. E, hayal gördü falan gibi düşünürler. Tabii. diye halbuki Rab küçük çocuklara bile görünebiliyor ve kutsal ruhuyla... onlara dokunuyor. Amin. Amin. <laughs> Ondan sonra bizim işte o Güneydoğu tarafında her yıl aile kampı oluyormuş. İşte imanlar gidiyor, birbirlerine paydaşlık, paydaşlıkta bulunuyor, birbirlerinin içi dua ediyorlar, ilahiler falan işte orada Rab övünüyor. Rabbi övüyorlar ve bana dediler ki liderlerden bir tanesi dediler ki İsa'yı kabul ettin mi diye. Hani oraya gittim ama ağzımla ikrar etmedim demedim ki İsa Mesih benim, benim kurtarıcımdır diye. Onu söyledikten sonra dedim ki şimdi ediyorum. Rüyayı bir yıl önce görmüştüm ama insanın Rab ve kurtarıcım olarak kabul etmedi. Ama bilmiyordun. Evet o zaman bilmiyordum zaten. Yani öyle yapman gerektiğini bilmiyordun. Evet. <laughs> evet, o zaman bilmiyordum. Sonra oradayken kabul ettim tamam dedim. İsa'yı Rab ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Dua ettim ve Rabbi hayatıma aldım. 13 yaşındayken bilinmeyen dillerden vaftiz oldum, dua ettim. hamdolsun, evet. hamdolsun. Çok güzel. evet. 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 E, şunu öğrenmek istiyorum şu andaki ailedeki biliyorum Rab seni kullanıyor sen hizmet ediyorsun yani onları konuşacağız zaten e, kardeşlerinin den e, hangileri Rabb'e geldiler veya sırayla nasıl oldu onu anlatır mısın Kardeşlerimle en büyük ablam geldi önce <laughs> bir televizyon beniğin aracılığıyla ya, ya. sonra ben evet Ondan sonra benim diğer ikinci ablam Emine ablam geldi Rabb'e. Ondan sonra zaten Yasin, Derya zaten çok kardeşim hepsi, olduğu evet. için hepsi böyle sırayla gidiyor. Yani onlar Rabb'i de tanıyorlar. Onlar için de dua ediyorum sürekli. Bir benim mesela onları teşvik etmem onlar için çok güzel oluyor. Tabii yani sen onların önünde aslında Fatma ablan da hizmet ediyor. O da Evet. Gerçekten e, Rabbi seviyor ve hizmette evet. e, çeşitli hizmetlerde bulunuyor. Sen de öyle. Sen ve Fatma olan en güzel e, örneklersiniz onların önünde. Evet. Çünkü siz ne kadar paylaştıkça ve hizmet ettiğinizi gördükçe onların da hevesi, e, onlar da hevese gelecekler. Onlar da aynı şekilde hizmet etmek için eee çağrı yani Rab onlara da kapı açacak. Tabii öyle olacak. Yani sanki. buna evet. biz inanıyoruz. Rab sana da Fatma ablana da nasıl kapıyı açtıysa hizmet etmeniz için size çünkü sizi Rab seçtiyse mutlaka sizin için planı var. Evet. Amin. Amin. Herkes için. Aslında Rab Rab'bi seçmeyenler için bile Rab'bin planı var. Tabii. Ama onlar maalesef ya takip etmiyorlar, ya uygulamıyorlar, İsa'yı kabul etmiyorlar. Ama Rabbinin hepimiz için bir planı var. Biz buna kader demiyoruz, Rabbin planı doğru diyoruz. Doğru. Amin. Amin, <laughs> evet öyle. İşte bu senin yani bu insanın isteğine bağlı. Zaten iki yol var. Ya Tanrı'nın senin önündeki planını seçeceksin Hı -hı. ya da tamamıyla Tanrı'ya hiçbir bağdaşlık olmayan bir başka bir yere gideceksin. Evet, evet. Yani sen o seçim sana ait tabi Diyeceksin ki tamam ben Rabb'i İsa Mesih'i Rabb'i ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum. Onunla sürekli yürüyeceksiniz. Sadece bu pazar günleri olmuyor. Amin. Bu, amin. Sadece bir günlük Onu tek her bir zaman şeydir. tabii ki her söylüyoruz. Gün, evet. Her bu, gün. Her gün e, Rab'le olan ilişkimizin her gün olması lazım tabii. ki <gülüyor> <gülüyor> Rab'de evet, Rab'de büyümek, yani Rab'de büyümek ruhsal olarak büyümek. <laughs> ne kadar çok okursak dua edersek tabii ki Rabbin yolunu daha fazla öğrenmiş oluyoruz ve Rab de ona göre bizimle çalışıyor. Yani bize konuşuyor, bize yolunu gösteriyor. Evet. Ee, hep de dua dua değil. Rabbi de dinlemek tabii gerekiyor. Kusar ruhu zaten Aha. o yüzden gönderdi. Evet, evet, evet. Yani hepsini daha biraz daha konuşacağız. Bilhassa ben o yöreyi çok senin anlatmanı istiyorum çünkü izleyicilerimizden de o yörelerde yaşayan pek çok bayan var. Hadi erkek bile var. Yani herkes evet. izliyor. Sadece ben bayan diyorum el işleri ama bize yazanlar çok oluyor. Evet. Çok bereket alıyorum diye erkek izleyiciler de oluyor. Buna ben tabii ki çok seviniyorum. Yani el işi yapmak şart değil ama e, paylaştıklarımızı izleyicilerin de dinlemesi ve o yöreden bize arayan, yazan çok kişi oluyor ve bunların hepsinin o yörede yaşayanlara veya o yöreden bu taraflara göç etmiş olanlara da ben ümit ediyorum ki yardım edecektir. Devam edeceğiz senin tanıklığına ve o yöre hakkında biraz konuşacağız. Sen nasıl Rabbin çağrısını buldun, ne yapıyorsun onları bizimle paylaşmanı istiyorum. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Ee, ama e ama Hülya'nın tanıklığına devam edeceğiz. Bundan sonraki programlarımızı da izleyin. E, kaçırmayın derim ve size bereket olacağında ümit ediyorum ben. Hoşça kalın, esen kalın. İncil, kitapçıklar, süliler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkey@ msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75 İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.neyirkilisesi.com